Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Teknik bir kontrol yapalım, sesim geliyor mu? Görüntüde var mı bir sıkıntı? Şu camı kapatayım da, bir dakika geliyorum. Tamam, sesim geliyor herhalde. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel. Şimdi geçtiğimiz haftalardan sormak istediğiniz sorular varsa öncelikle onları alabiliriz. Daha sonra dersimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sorularımız var mıdır? Herhalde yok. Bir ekran paylaşımı yapayım. Merhabalar Gazi, hoş geldin sen de. Sıkıntı olmaz Ahmet. Yani bugünkü yaptığın seçimi de kabul ederim. Sıkıntı yok. Devam edebilirsiniz. Şimdi geçtiğimiz hafta arkadaşlar uluslararası birim sistemlerine girmiştik ki bu elektrik elektronik mühendisliğinde kullandığımız birimleri tek bir standart halinde belirtebilmek için kullanmaya çalışacağız. Bunu farklı sebeplerden açıklayabiliriz. Şimdi mühendislik teorik sonuçları deneysel sonuçlarla karşılaştırmamız gerekir. Birbirleriyle yarışan mühendisler olduğu zaman, beraber ortak çalışan mühendisler olduğu zaman tasarımların nicel ölçütler kullanarak karşılaştırılması gerekir. Bu durumda belirli bir standarda ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi modern mühendislik takımlarının projeler üzerine birlikte çalıştıklarında çok farklı bir meslek grubuna içerisine denk geliyor. Şimdi bu takımlar bir arada çalıştıkları zaman eğer aynı ölçü birimlerini kullanabiliyorlarsa sonuçta anlamlı bir şekilde birbirlerine iletebilirler, alabilirler. Ki bunun en güzel örneği inşaat projeleri yapıldığında inşaatçı işte dışarıda mimari proje çizilir, sonra üstüne elektrik çizilir, sonra işte makinacılar proje çizer, inşaatçılar proje çizer. Üstlerine size gönderilir ki bir multidisipliner bir çalışmadır bu. Sırayla birbirlerinin yaptıkları işten üzerine bir şeyler katarak devam ederler. Ölçü birimleri aynıdır. Örneğin metre. Kağıt üstünde yapılan projelerde metre, santimetre, milimetre şeklinde ölçümler yapılırlar. Ya da kullandıkları ölçekler aynıdır. İşte 1 bölü 2000, 1 bölü 1000 şeklindeki ölçeklerdir. Şimdi bu sebeple uluslararası birim sistemi dediğimiz bir sistemimiz var. Uluslararası birim sistemi. Dünyadaki önemli mühendislik camiaları ve çoğu mühendisler tarafından kullanılan temel bir şeyler, birimler. Bu temel birimlerin ismi uluslararası birim sistemi diyoruz ki bu Fransızca bir kelime. Uzun halinde yukarıda belirttim, yazdım. Toplamda da 7 tane 7'ydi herhalde 3, 6, 7 evet. 7 tane özel temel birimlerimiz var. Bunlar uzunluk. Uzunluğu kullandığımız cins önemli. Örneğin inç kullanan var, santimetre var. İkisi farklı ölçü birim sistemi düşünebilirsiniz. Uzunlukta aynı yaptığımız işlerde aynı birimi kullanırsak yaptığımız işler daha sağlıklı olur. Diğer bir özellik kütle, zaman, elektrik akımı, termodinamik sıcaklık, maddenin miktarı ve aydınlatma şiddeti. Şimdi burada zaman ne olarak kullanabiliriz? Saniye olarak kullanabiliriz. Bir sonraki slaytımızda bunların birimleri var. Örneğin uzunluktan başlayalım. Uzunluk nedir bizim için? Metre. Kütle için kilogram kullanıyoruz. Zaman için saniye. Elektrik akımı için amper kullanıyoruz. Bunu artık 4 yıl boyunca göreceksiniz. Amper. Bunu unutmayın. Termodinamik sıcaklık. Malzemelerin sıcaklıkları üstünde matematiksel işlem yaparken sıcaklıklarımızı her zaman kelvine çeviriyoruz. Yani santigrat derece üzerinde işlem yapmıyoruz. Bunu unutmayın. Daha sonra maddenin miktarı var. Mol olarak kullanıyoruz. Ve aydınlatma şiddeti kandil.
Buna ek olarak da kandili kullanıyoruz. Şimdilik öyle diyelim. Burada bir soru soracaktım ben size de. Şimdi mühendisliğe giriş yaptık. Basit yaptığımız işlerde elektrik elektronik mühendisliği temellerde elektrikte çalışan her şey bizim alanımıza giriyor. Bir öncelikle bunu düşünebiliriz. Yani amcam benimle şakalaşırdı kumanda tamircisi diye. Yani kumanda da bizim alanımıza giriyor. Ampul de bizim alanımıza giriyor. Basit bir örnek size verelim. Aslında ödev de verebiliriz bu şekilde. Hani ödev değil de bir araştırma sorusu mahiyetinde. Odanıza bir lamba alacağınızı, ampul alacağınızı düşünün. Alacağınız ampulün hangi standartlarda olması gerekir? Bunu belirleyerek nasıl seçersiniz? Örneğin ben aydınlatma miktarının ders çalışırken aydınlık ortam olmasını istiyorum. Aydınlatma biriminin maksimum olmasını istiyorum. Aydınlatma birimi nedir? Kandil yazıyor burada mesela aydınlatma şiddeti. Demek ki ampuller üzerinde aydınlatma ile alakalı bir tane bir birim olması gerekiyor. Bu birimin maksimum olduğu bulduğum lamba benim için aydınlatmayı en fazla veren lambadır. Benim için eğer enerji tasarrufu önemli değilse kandili ne kadar fazlaysa sistem o kadar yani ampul o kadar benim için aydınlık verecektir. Mesela ampul seçerken ben üniversite 1. sınıfta ya da 2. sınıftaydım. Odalarda hep sarı ampuller kullanıyorduk, standart tasarruflu ampuller kullanıyorduk. Baktık işimize yaramıyor. Birazcık araştırmayla birlikte ampullerin kalitesinin nasıl olduğunu anladık. Nasıl seçmemiz gerektiğini anladık ki basit bir şey bu şu anda ampul seçimi sadece. Enerji tasarrufuna girmeden sadece aydınlığı arttırabilecek şekilde maksimum gittik lambalar bulduk. Tabii bunlar için de sanayi lambaları almayacaksınız. Ev tipinde kullanılabilen maksimum aydınlatmayı veren lambalar. Bir ufak bir ipucu vereyim. Lümen dediğimiz bir şey var. Aydınlatmanın farklı bir birim çeşidi. Ampullerin üzerinde de lümen yazar. Lümen ne kadar yüksekse aydınlatma şiddeti o kadar yüksek demektir. Bu sayede malzemeler için ne kadar lümenlik bir şey seçmeniz gerektiğini ya da iki ampul arasında hangisini daha iyi aydınlattığını çok rahat bir şekilde seçebilirsiniz. Şimdi zamanla alakalı bir bilgi verelim. Zaman normalde saniye olarak kullanabiliyoruz. Bazı yerlerde saate belki dönebilir. Şimdi buradaki birimlere ek olarak da tanımlı nicelikleri ek olarak da bazı birimler birleştirilerek yeni formüller çıkartılabilir. Ki burada çıkartabileceğimiz şey ne olabilir? Kuvvet olabilir, enerji, güç, elektrik yükü. Bunlar da tekrar hazırlanarak yeni bir tablomuz daha var. Burada da yani bir önceki formüller birleştirilerek, ekleme yapılarak bu formüller elde edilebilir. Burada frekans var. Mühendislikte en çok sık kullandığımız formüllerden bir tanesi daha frekans. Tekrarlanmayı gösteren birim zamandaki tekrarlama olarak düşünebilirsiniz. Kuvvet var. Enerji veya iş, joule bakımından gösteriyoruz. Formülde Newton çarpı metre. Güç var. Bu gücü nerelerde kullanabiliriz? Kullandığımız elektronik malzemelerin ne kadar güç çektiği, yani ne kadar güç harcadığı bir başka ifadeyle. Bunu tespit etmek için ya da belirlemek için, kataloglara yazabilmek için oluşturduğumuz bir birimimiz bu da. Elektrik yükü var. Kulomb. O da ne? Amper bölü saniye. Amper çarpı saniye. Elektrik potansiyeli var. Volt. Joule bölü kulomba girmiş. Yani hep birbirlerinin dönüşümleri. Temelde olan bazı formüllerimiz var. Bunları işte dönüştürdükçe farklı formüller elde edebiliyoruz. Direnç var. Ohm. Bu da en çok kullanacağımız formüllerden bir tanesi. Volt bölü amperdir birimi. Bunları çok iyi bilmeniz gerekir. Elektriksel iletkenlik Siemens'tir. Ohm'un tam tersidir. Yani 1 bölü ohm olarak düşünebilirsiniz. Onun da karşılığı işte ohm volt bölü amperse Siemens'te amper bölü volt diyoruz. Elektrik kapasitansı var. Farad. Bu da kulomb bölü volt diye geçiyor. Volt başına düşen yük miktarı, elektrik yükü olarak düşünebiliriz bunda. Daha sonra manyetik akı var. Birim Weber'dir. Volt çarpı saniyedir. Bu da manyetikte göreceğimiz parametremiz. Endüktans var. Henry. O da Weber bölü amper. Dikkat edersek temel formüllerin üzerlerine çarpmalı bölmeli şekilde farklı varyasyonlarını elde edebiliyoruz. Bunlar uluslararası birimlerde mühendislik alanında temel kullandığımız birimler. Herhangi bir şey geliştirdiğiniz, onun testlerini yapacağınız zaman o testlerle alakalı parametreleri buradaki birimlerle, niceliklerle ifade etmeniz gerekir. Çünkü sizden başkası baktığı zaman o da mühendisse sizin yaptığınızı anlayabilmesi lazım. Siz kafanızdan bir birim üretip ya da bir formülasyon çıkartıp yapma şansınız yok. Böyle bir literatür yok çünkü.
kıyaslanamazlar. O yüzden yapılan işlerin birbirleriyle kıyaslanabilmesi adına bazı standart formüller kullanıyoruz. Bunlar da mühendislikte kullandığımız iki tane standart tablomuz. Şu 7 tane temel formüllerimiz. Bu 7 tanesi tekrar birleştirilerek bazı varyasyonlar elde edilerek birim sayısı arttırılmış ki bunlar elektrik elektronik mühendisliğinde kullanılan, çok sık kullanılan formüllerimiz. Bunları çok iyi öğrenmeye çalışın. Farklı örnekler elde etmeye çalışın. Dersin ilerleyen kısımlarında bunlarla alakalı sesim geliyor mu arkadaşlar? Kamera bir anda gitti de. Ses, ekran, görüntü nasıl, ne durumda? Şu an geliyor. Tamam. Çok güzel. Teşekkürler Canberk. Tekrar edeyim tekrar. Bu mühendislik formülleri elektrik elektronik mühendisliğinde kullandığımız, en sık kullandığımız parametreler. Siz kesik kesik geliyor. Mustafa bir sayfanı yenile. Düzelmiyorsa tekrar söyle, ben çıkıp geri gireceğim. Belki benden kaynaklı olabilir. Bu formülasyonlar mühendislikte en sık kullandığımız formülasyonlar. O yüzden bunları öğrenmekte fayda var. Siz bir ürün geliştirdiğiniz zaman bunun testlerini bu formüller üstünden ifade etmeniz gerekiyor, parametrelerimizi. Farklı mühendisler de bunlara bakıp belirli parametreler üzerinden kontrol edebilir. Örneğin basitinden güç formülüne bakalım. Üretilen cihazların çektikleri bir enerji, çektikleri güç vardır. Bu ben çıkıp geri giriyorum arkadaşlar. Şu an ekran paylaşımı yaptım. Benim görüntü, benim sesi bir kontrol edebilir misiniz arkadaşlar? Bir eksiklik var mı? Tamam. Teşekkürler Canberk. Başlayalım tekrar. Eyvallah. Şimdi nerede kaldık? Bu formüllerde kullanıyorduk. Güçten üzerinden devam edelim. Siz bir ürün geliştirdiniz. Bu ürünün çektiği gücü hesapladınız ve katalogda yani etiketlerini yapıştırdınız. Bütün dünyada üretilen cihazların çektikleri güçler vardır. Bunu yine farklı bir elektrik elektronik mühendisi bir ev içerisinde çalışacak bir evin projesini çıkartırken o ev içerisindeki prizlere bağlı olarak aynı zamanda çalışabilecek cihazların ortalama yükleri belli olacağı için katalog değerlerinden bunlara bağlı olarak evin çekeceği maksimum gücü hesaplamaya çalışır ya da ortalama çekeceği gücü hesaplamaya çalışır. Bu çekmesi gereken ya da çekebileceği güce göre de İçeride kabloların boyutları tasarlanır. Yani kabloların kalınlıkları taşıyabilecekleri yükü, yani taşıyabilecekleri gücü temsil eder bir nevi. Kabloların kalınlıkları da bu çekecekleri güçlere bağlı olarak değişir. Tekrar hesaplanması gerekir. O yüzden cihazların belirlenen güçlerde çalışması, bunların katalog değerlerinde yer alması bizim için önemli. Çünkü bir elektrik mühendisi cihazı tasarlıyorken farklı bir elektrik mühendisi o cihazın çalışacağı ortamı tasarlıyor. İkisini de yani cihazın çalışacağı yerdeki mühendisin cihazın ne kadar güç çektiğini önceden bilmesi gerekir. Şimdi bir de örneklerimiz var. Bunlar daha da önemli diğerlerine göre. Önceki söylediğimiz birimlerin önüne ek getirilerek işte bir yerine 10 üzeri 3 şeklinde ifade edilmesi anlamını ifade ediyor. Burada şimdi birimlerimiz nedir? Bizim en çok kullandığımız mikro var, mili var, normal kendisi var zaten birimlerin. Mesela şöyle gitmiş şimdi sırayla. Alto, milimetre ile başlayalım. Mesela mili var. Bir milimetre daha önce duymuşsunuzdur. Metrenin önüne mili 2 gelmiştir. Metre kendi başına 1 metreyken miliye çevirdiğimiz zaman ne oluyordu? 1000 milimetre oluyor. Yani önüne mili getirdiğimiz zaman 10 üzeri 3 ile çarpmış oluyoruz. Ya da 1 milimetreyi 10 üzeri eksi 3 ile çarparak metreye çevirebiliyoruz. Buradaki örnekleri şöyle 1 volt düşünelim. 1000 milivolta denk gelir. Milivoltun da simgesi M'ydi.
Peki 1 milivolt 10 üzeri eksi 3 volta karşılık gelir. Ki aşağıda işte birimlerimizde bu şekilde önüne ek getirilerek birbirlerinin versiyonlarına çevriliyor. Buradaki çevirmekteki amacımız 10 üzeri hale dönüştürebilmek. Bazı durumlarda 10'un üzerinde çok fazla sayı oluyor. Ya da virgülden sonraki basamakları azaltmak istiyoruz. Sıfırları azaltmak istiyoruz, sıfırları atmak istiyoruz. Bu şekilde birbirini şekilde ifade ediyoruz. Örneğin volt için tekrarlayalım. 1 volt 10 üzeri 3 volttur. Ya da 1 milivolt 10 üzeri eksi 3 volttur. Bir şekilde birbirinin önüne dönüşüm yapıyoruz. Örneklerde voltun, amperin, başka hangi formüllerimiz var bakalım bir. İşte ohm var, kilo ohm olur, mili ohm, evet. Burada mili ohm denk gelmeyecek, kilo ohm olacak. Evet, kilo da aşağıda varmış mesela. Aşağıda kilo var, mega var, giga var, tera var. Sonra desi var, senti, mili, mikro. Bu örnekleri kullanarak birbirleri arasında dönüşüm yapıyoruz. Şimdi farklı bir tane daha örnek verelim. Gitti. Şu an 24'e kadar mı? Şu an 12'ye kadar var. Bende yok. Ekranda tera var. 12'ye kadar var. 24'e kadar gitmiyor. Siz 24'ten kastınız. Sistemsel nasıl bir sıkıntı? Şöyle hafif geriye çekeyim bakın. 12'ye kadar var. Eksi 18'den başlıyor. Artı 12'ye kadar. Gidebilir. Biz 12'ye kadar kullanıyoruz. Daha fazla kullanmıyoruz. Tamam, anladım Mehmet. 10 üzeri 24 de olabilir ama biz kullanmıyoruz. Yani elektrik mühendisliğinde çok kullanılan bir şey değil. 10 üzeri 24 de var ama onu teralı bir şekilde ifade etmedik. Hiç kullanmıyoruz da. Biz daha çok mili, mikro ya da kilo şeklindeki bir de megayı kullanıyoruz bazen. Megavolt falan denir ya, megawatt denir. İşte elektrik barajlarının ürettikleri enerjiler işte megawatt cinsinden hesaplanır, tarif edilir. Ondan kaynaklı olabilir. Bu arada benim interneti bir kontrol edelim hemen. Benim interneti sistemi kontrol edelim. Rica ediyorum. Arkadaşlar okulun internetinden bağlanıyorum. Yani sistem iyi duruyor şu anda. Ama yani yoğun olurduğu için de böyle bir şey durum oluyor olabilir. Kesik kesik gelmeye başladığında sayfanızı yenileyin. Yenilemenize rağmen herhangi bir şey gelmiyorsa söyleyin. Ben tekrar çıkıp geri gireyim. Şimdi devam edelim. Bu örneği umarım anlamışızdır. Bunlarla alakalı örnekler yapmayı ihmal etmeyin sakın. Kitap içerisinde bunlarla alakalı örnekler var. Şimdi ben elimden geldiğince bunlarla alakalı birkaç tane örnek yapmaya çalışacağım. Şimdi demiş ki uluslararası birim sistemlerinde onun kuvvetleri için standart örnekleri anlamak için hedef birimiz vardı hatırlarsanız. Bu hedefle alakalı az önce anlattığımız konu bu hedefi gerçekleştirebilmek için kullandığımız örneklerimiz tablolarımızdı. Şimdi bununla alakalı bir tane sorumuz var. Soruya bakalım. Diyor ki eğer bir sinyal kabloda ışık hızının %80'i kadar hızla ilerliyorsa 1 nanosaniyeye karşılık kablonun uzunluğu kaç inçtir demiş. Burada öncelikle bir sinyal olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle o sinyalin hızını tespit edeceğiz. Onun hızını bulabildikten sonra bir yol formülüyle hız çarpı zamanla yolu veriyordu bize hatırlarsanız. Burada da yol bizim için nedir? Kablo. Hızımız o ışık hızının %80'i. Alacağımız zaman 1 nanosaniye. Bu ikisinin çarpımı da bizim için kablo uzunluğunu verecektir. Şimdi burada bunun örneğine bakalım. Hesaplamalar nasıl yapılmış? Işık hızı bizim için neydi? C eşittir. Işık hızıydı. 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Peki bizim içerideki sinyalimizin hızına biz V dersek 80 çarpı 100 evet 80 bölü 100 bu %80'de karşılık geliyor. Çarpı C'den sinyalimizin hızı 2.4 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. T'miz kaçtı bizim? Yol alacağımız süremiz 1 nanosaniyeydi. O da yaklaşık 10 üzeri 9 saniyeye karşılık gelir. Peki x bizim için kablonun uzunluğu diye düşünüyoruz. Sinyalin 1 nanosaniyede alacağı yol yani uzunluğu. V çarpı T'den 24 çarpı 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan 2.4 çarpı 10 üzeri eksi 1 çıkar. Bu da bizim aldığımız nedir? Metre. Çünkü diğeri birimleri düşünün. V'nin birimi nedir? Metre bölü saniye. Onu yerine yazdık.
T'nin birimi de saniye. Metre bölü saniye çarpı saniye dersek saniyeler birbirini götürür, sadece metre kalır. Ve bunun x'in birimi metredir. Peki metreyi inçe nasıl çeviririz? İnçte çevirme şu şekilde, soldaki formül inç eşittir. İnç eşittir x çarpı, yani x metre cinsinden olan ifademiz çarpı 39.370, bu formülasyon var, bunu kullanıyoruz. X yerine değeri yerine yazdığımız zaman yaklaşık 9.4488 çıkıyor. Bunu da yuvarlama yaptığımız zaman virgülden sonra iki haneye alırsak 9.45 inç çıkar. Buradan birimleri gördünüz. Birkaç tane farklı birime çevirdik. Ön ek ekledik. Nanosaniye vardı. Nanosaniye sonra tekrar metreye çevirdik. Metreden inçe geçtik. Birbirler arasında da bir dönüşüm sağlanmış oldu. Bu ön ek, burada bunu kullandık. Burada kullandığımız ön ekimiz neydi? Nanosaniye. Nanosaniyenin saniyeye dönüştürülmesiyle kullandık. Buna benzer problemler kitapta var. 1.1, 1.3 ve 1.6'daki problemler var. Bu kitabın sorularının çözümleri de İngilizce bir tane PDF halinde internette çok dolaşıyor. Onu da bulup çözemediğiniz soruları oradan çözebilirsiniz. Yani kitaptaki bütün soruların çözümü var normalde. Çözemediğiniz soru diye düşünmeyin sakın. O kitaptaki bütün soruları çözdüğünüz zaman çok daha rahat, böyle hızlıca ilerletirsiniz kendinizi. Şimdi devam edelim. Burada anlamadığınız bir yer var mı arkadaşlar? Anlamadığınız yerlerde direkt araya girebilirsiniz. Mikrofonu açabilirim, daha hızlı olur. Kitabın adı ne? Çok güzel. Ekran görüntüsü alabilirsen iyi olur. Ben hemen kitabın ekran paylaşımını yapayım size. Kitap bu arkadaşlar. Elektrik Devreleri kitabı. Türk Akademi'de buna ulaşabiliyorsunuz. Ücretsiz sağlanıyor. Kitabı satın almanıza gerek yoktur. Nasıl indireceğinizi de öğrenebilmek için YouTube'da video çektim ben bununla alakalı. Kitapların şeylerini paylaştım. Nasıl indirmeniz de gerektiği ile alakalı. Kütüphane kaynaklar nasıl indirilir diye. Buradan indirebilirsiniz. Linki gönderiyorum gruba. Gönderdim. Buradaki şeyleri indirdikten sonra Türk Akademi'yi kullanabilirsiniz. Kitabın da şeyinde bilgilerini göndereyim tekrar. Kubilay, o WhatsApp YouTube videolarında nasıl gireceğin, nasıl indireceğin detaylı bir şekilde anlatılmış. Oradan bakıp indirip kurabilirsin. Detaylı bir şekilde anlatıyor orada. Evet. Şimdi konumuza devam edelim. Yeni bir konumuz ne varmış bakalım. Şimdi devre analizinde devre çözümleri yaparken ne yapıyoruz biz? Bununla alakalı bir değerlendirme yaparak devam edelim. Şimdi biz devre analizi yapacağız. Devreden kastımız, daha önceki konularda bahsetmiştik, elektrik elektronik mühendisliğinin temel konuları olan ortak bir konusu varsa bu da devre analizidir ki bütün sinyaller, bütün her şey devre üstünden gider. Devre analizine bu yüzden bir hesaplama işlemini yapmamıza ihtiyacımız var. Bunun için de bu size gösterdiğim şey elektrik mühendisliği tasarımında kavramsal bir model. Devre analizi nerede, nasıl kullanılır onu gösteriyor ki ortada sarıyla giriş yapılan ve çıkış yapılan yer devre modelini gösteriyor. Soldaki yerde devre analizi modelini gösteriyor. Şimdi bunun hakkında detaylı bilgiler vererek devam etmeye çalışalım. Mühendislik tasarımında devre analizi ve devrelerin modellenmesi önemli bir yer tutuyor. 4 yıl boyunca yaptığımız her işte muhakkak bir devrenin modelini, bu devrelerin modellerini çizmemiz için bazı tasarımlara ve bir genel bir bakış atabilmemiz için bir fikir oluşturabilecek bir sürece ihtiyacımız var, bilgiye ihtiyacımız var. Buradaki genel bakışımızdaki amacımız devre tasarımın ya da devre analizinin nereye oturduğunu görmeniz. Biz nerelerde kullanacağız devre analizini? Buna bir odaklanabilmenizde fayda var. Şimdi mühendislik tasarımı yaptığımız zaman, biz piyasada çalıştığımız zaman bu şekildeki şekil 1.4'te gösterilen tasarım süreçleri genellikle işliyor. Normalde bir şeyi başlarken ihtiyaca binaen mühendis bir şey tasarlar. Yani problem vardır. Mühendis o problemi çözmek için bir şeyler geliştirir. Biz bunu akış diyagramında ihtiyaç olarak modelliyoruz. Bu ihtiyaç var olan bir tasarımı geliştirmek olabilir. Yani tamamen yeni bir model olabilir ya da bir problem olabilir. Bu probleme çözüm üretiyor olabiliriz. İhtiyacın dikkatle değerlendirilmesi, önerilen tasarımın ölçülebilir özellikleri olan tasarım sistemleri de
yani tasarımın istemleri şeklinde orada modellenmiş. Tasarım önerildikten sonra, ki bunu 4. sınıfta bitirme ve tasarım dersi diye var, hatta tasarım dersimiz var direkt. Size bir problem verilir, o problemi istenen ihtiyaçları siz belirlersiniz, devam edersiniz. Tasarımları gerçekleştirdikten sonra bunların ihtiyacı karşılayıp karşılamadığını kontrol ediyoruz. Daha sonra tasarım kavramı geliyor. Burada kavram, eğitim ve deneyimle gelişen ihtiyaç hakkında öngörüyle tasarım isterilerinin tamamen anlaşılmasını ortaya çıkartmaya yarayan bir kavram. Şimdi bu kavramda da matematiksel model haline çevirmeye çalışıyoruz biz burayı, yaptığımız işlemleri. Matematiksel modele çevirdikten sonra da elektriksel sistemler için yaygın olarak kullanılan bir devre modeli oluşturuyoruz. Devre modelinde daha sonra matematiksel sistemlerle tekrar çözümlemelerini yapmaya çalışacağız. Burada devre modelini oluşturan elemanlara ideal devre bileşenleri diyoruz. İdeal devre bileşenlerini ilerleyen zamanlarda tekrar anlatacağım tek tek tam olarak neye karşılık geldiğini. Bir ideal devre bileşeni dediğimiz zaman aklımıza bir akü, yani bunu daha pratik hayatta gördüğümüz pil olabilir, arabaların aküsü olabilir veya bir ampul ile gerçekleştirebiliriz. Elektriksel bileşenleri tamamen matematiksel olarak bunlar bir modeli olarak düşünebiliriz. Bir devre modelinde kullanılan bir ideal devre bileşeninin gerçek elektriksel bileşeninin davranışını kabul edilebilir bir seviyede temsil ettiğini düşünüyoruz. Bu şekilde bir varsayımımızla birlikte biz devreleri çözmeye başlıyoruz. Yani bir ampul için biz bir tane direnç kullanabiliriz modelleme yaparken ya da ampul yerine koyabiliriz. Çünkü ampul nasıl çalışır? Üstünden bir elektrik akımı geçer. Akım orada dirençten dolayı ışığa dönüşür. Belirli bir ısı miktarı açığa çıkar. Biz burada bunun yaptığı işi bir dirençle modelleyebiliriz. Ama burada modelleme yaparken kaybettiğimiz şey ne olabilir? Işığa dönen enerji miktarını biz o direnç üstünden hesaplayamayız ya da gösteremeyiz. O farklı bir parametre. Biz orada sadece ampulün ne kadar direnç gösterdiğini devreden geçen akımı hesaplamak için kullanabileceğimiz bir model olabilir. Şimdi biz de amacımız devre analizi araçlarını devreye uygulamayı öğreneceğiz. Yani devre analizi araçları nedir? Bir devremiz var elimizde ya da bir devre çıkartacağız. Bunları nasıl çıkartacağız? Çıkarttığımız devreyi nasıl çözeceğiz? Akımları, gerilimleri nasıl hesaplayacağız? Bunlar üzerine odaklanmaya çalışacağız. Ki devre analizi genellikle matematiksel tekniklere dayanır ve devre modelinin veya ideal devre bileşenlerinin davranışını tahmin etmek için kullandığımız bir süreç. Tasarım isterlerimiz vardı. Tasarım isterlerinde bulunan istenen davranış ile devre analizinden tahmin edilen davranışın karşılaştırılması devre modelinde veya ideal devre bileşenlerinde ayarlamalara yol açabilir. Burada değişiklikler yapma ihtiyacı duyabiliriz. İstenen veya tahmin edilen davranışlar uyumlu olduğunda bir fiziksel prototip oluşturabiliyoruz. Ondan sonra ortaya çıkmış oluyor nihayetinde. Fiziksel prototip de gerçek elektriksel bileşenlerden yapılmış gerçek bir elektriksel devredir. Burada ölçüm teknikleri kullanılarak fiziksel sistemlerin gerçek nicel davranışını belirleyebiliyoruz. Ancak biz teorikte yaptığımız, kağıt üstünde yaptığımız modelimizle gerçek olarak yaptığımız modelimiz arasında bazı sayısal parametrelerde farklılıklar olabilir. İhmallerden kaynaklı olarak, yani işte az önce söylediğim ampulün ısıya dönüşen enerjisini ya da aydınlatmaya dönüştüren enerjisini bazı yerlerde hesaplayamayabiliriz. Ölçüm teknikleri kullanarak fiziksel sistemlerin gerçek nicel davranışlarını belirleyebiliyoruz. Bu gerçek davranışlar tasarım isterlerinden elde edilen istenen davranışı ve devre analizinde bulunan tahmin edilen davranış ile karşılaştırılabilir. Bu karşılaştırmalarla birlikte fiziksel prototipte veya devre modelinde veya her ikisinde de bazı ayarlamalara tekrar gidilebiliriz ki tasarladığımız modelimiz kağıt üstünde yaptığımız şey fiziksel modeli gerçekten karşılıyor mu? Karşılamıyorsa ekleme çıkartma vesaire yapılabilir. Sonuç olarak modellerin, bileşenlerin ve sistemlerin devamlı ayarlandığı bir iteratif süreç tasarım isterlerinin uyan ve dolayısıyla ihtiyacı karşılayan bir tasarım üretmemize yardımcı olur. Yani süreç bir şekilde kendini sürekli güncelleyen, kendini kontrol eden, kendini besleyen, eksiklerini gideren bir devre, bir modele dönüşüyor. Şimdi devre analizi o yüzden bizim için hayati öneme sahip. Dersimizin ya da 4 yıl boyunca alacağınız derslerde de temel oluşturacağını unutmayın. O yüzden devre analizini iyi öğrendiğiniz takdirde bu dersteki diğer derslerden de yine başarı sağlarsınız. Devre analizinde her ne kadar fizik olarak, yani fizik tabanlı bir iş gözükse de tamamen elektrik devrelerinin, yani fiziğin çok küçük, yani fiziğin kısık lisede gördüğünüz fiziğin sadece elektriksel kısmıyla biz devam edeceğiz.
Şimdi devre analizi modellerine uygulandığımızda, devre analizinin devre modellerine uygulandığımızda, mühendisler olgunlaşmış devre modellerini kullanarak tasarım isterlerini ilk iterasyonda sağlamaya çalışırlar. Daha önce geliştirilmiş bir sürü devre analizi modelleri vardır. Biz de bu devre modellerini kullanarak bazı işler yapacağız. Yani yeniden sıfırdan model geliştirmeyeceğiz. Siz var olan modelleri kimler ne geliştirmiş onları alıp uygulamaya çalışacaksınız. Ve bir sürü yöntem geliştirilmiştir ama bunların da test edilmiş olması gerekiyor. Biz de bu ders kapsamında yaklaşık 20 ile 100 yıl arasında daha önce üretilmiş, test edilmiş, çalışır vaziyette olgunlaşmış teorileri kullanmaya çalışacağız. Gerçek elektriksel sistemler ideal devre modellerini, elemanlarını kullanarak modelleyebilmekte yeteneği, modelleyebilme yeteneği devre teorisini mühendisler arasından çok daha yararlı bir şekilde hale getiriyor. Yani yaptığınız işi kağıt üstünde çok rahat bir şekilde hesaplayabilmek sizin projelerinizde çok daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur. İdeal devre elemanlarının bir bağlantısının bir sisteminin davranışını nicel olarak tahmin etmek için kullandığımız bir süreç olarak düşünebiliriz devre analizini. Matematiksel denklemlerle ifade etmeye çalışıyoruz. Matematiksel denklemlerin de kullanılması, integrallerin alınması, işte 3-4 bilinmeyen denklemlerin çözülebilmesi önemlidir. Bu yüzden aldığınız matematik derslerini bu şeyi düşünerek yapmaya çalışın. Yani biz elektrikte 4 tane denklem geldiğinde nasıl çözeriz? Ya da işte integral olduğu zaman nasıl çözeriz? Belirli belirsiz integral olursa. Çünkü elektrikte bununla alakalı çok fazla bir şey olacak, ihtiyacınız olacak. Devre analizinde de malzemelerimizi, elemanların davranışlarını gerilim ve akım cinsinden ifade etmemiz gerekecek. İdeal bağlantılarını bu şekilde ifade edeceğiz. O yüzden gerilim, akım bağlantılarını iyi bilmemiz gerekecek bu devre analizi kısmında. Birimleri, yani devre analizi dediğimiz zaman malzemelerin ya da sistemlerin matematiksel modellemesi, kağıt üstündeki modellemesi, bunların gerilimleri şeklinde, elemanların gerilim ve akım şeklinde ifade edilmesi bizim için önemli bir konu. Devre analizi de bunları kapsıyor. Şimdiki konumuz gerilim ve akım. Artık devre analizini öğrendik. Ne iş yaptığımızı. Devre analizinde malzemeleri fiziksel olarak kağıt üstünde modellemeye çalışıyoruz. Ve akabinde de bunların malzemeler üzerindeki gerilimlerini ve akımlarını hesaplamaya çalışıyoruz. Peki gerilim ve akım dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Elektriksel yük gelecek. Elektriksel yük tüm elektriksel olayların açıklanmasında bir temel olarak kullanılan bir terim. Şimdi elektriksel yükün bazı özellikleri var. Bunlar üzerinden bir inceleme yapalım. Elektriksel yük dediğimiz zaman da yükler iki kutupludur. Bu da elektriksel yüklerin pozitif veya negatif yükler cinsinden açıklandığı anlamına geliyor. Yani yükümüz pozitif ya da negatiftir. Diğer bir ifadesi elektriksel yüklerle alakalı ifademiz. Elektrik yükü 1.6022 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb'dan oluşur. Buraya eklemeyi unutmuşuz. Yani birimi kulomb'dur. Onu unutmayalım. Üçüncü maddemiz ise elektriksel etkiler yüklerin birbirinden ayrılmasına ve hareketli yüklerin oluşmasına sebep oluyor. Ki bu da elektrik akım ve akımların oluşmasına sebep olan bir bilgi. Devre teorisinde yükün arttırılması bir elektrik kuvveti yani gerilim oluşturur. Siz yükü arttırdıkça o yükten dolayı bir gerilim oluşuyor. Yükler ayrıştığı zaman bir elektrik kuvveti ve elektrik kuvveti de bir gerilim oluşmasına sebep oluyor. Yüklerin hareketi aynı zamanda da elektrik akışını oluşturuyor. Bu da akıma karşılık geliyor. Yani yükleri birbirinden ayırdığınız zaman bir kuvvet oluşur. Pozitif de negatif mıknatısları birbirinden ayırdığınız zaman kuvveti hissedebilirsiniz. Bu kuvvete gerilim adı veriyoruz. Siz yükleri hareket ettirdiğinizde de elektrikler, elektronlar ya da elektrik yükleri bir akışa sebep oluyor. Elektrik akışı oluyor ve burada da biz oluşan akışa da elektrik akımı diyoruz. Yani devre analizinde kullandığımız gerilim ve akım bu standartlarda oluşuyor. Bizim mühendislik bakış açısından için bizim için bu iki parametre çok önemli. Çünkü nicel olarak bazı şeyleri ifade etmekte kullanabiliyoruz. Gerilim ne demiştik? Yüklerin birbirinden ayrılmasıyla oluşur ve bu ayrılma sonucunda bir enerji harcanır. Enerjiyle birlikte gerilim ayrıldıktan sonra gerilimin tanımı şu, gerilim ayrılmadan dolayı oluşan birim yük başına enerjidir. Yani enerji ortaya çıktıktan sonra yük başına oluşan enerji de bizim için gerilimi ifade ediyor. Peki bunun formülü nedir? V eşittir volt
DW bölü DQ'dur. Birim yük başına diyorsa aşağıda DQ'dur. Yani bunun zaman Q'ya göre değişimidir. Öyle düşünebiliriz. W neydi? Joule cinsinden enerji ve volt cinsinden gerilim. Q da kulomb cinsinden yüktür. Yani enerjinin kulomba göre, yüke göre değişimi bizim için voltu veriyor. Burada bakın dikkat ederseniz integral almanız gerekecek. O zaman integral nerede öğreniyorsunuz? Matematik dersinde. Bizim zamanımızda bu aldığımız matematik derslerinin ismi mühendislik matematiği olarak geçiyordu. Siz de şu an sanırım matematik 1 diye geçiyor olabilir. O yüzden matematiği öğrenmeye çalışın. Matematik bizim için temel ders. Bunu biz işte lisede de gördük vesaire diye düşünmeyin. Mühendislikteki denklemleri öğrenmenizde fayda var. Çözmenizde o derste alacağınız altyapı size yardımcı olacak. Peki akım nedir? Akıma nasıl bakıyoruz? Hareketli yüklerin neden olduğu elektriksel etkiler yük akışına sebep olur. Bu yük akışı ile birlikte de elektrik akımı oluşur. Hareketli yüklerin neden olduğu elektriksel etkiler yük akışının hızına bağlıdır. Yük akışı hızı elektrik akımı olarak bilinir. Peki bunu nasıl ifade ediyoruz? I eşittir dq bölü dt, yani yükün zamana göre değişimidir. Yükün zamana göre değişimi demek burada yine bir integral var. O zaman bu integral almak için nelerde hangi formülü kullanacağız? Matematik dersinde öğrendiğiniz integral formüllerini kullanacaksınız. Ders kısmında elinize bir formül kağıdı oluşturmanızda fayda var. Hangi işte denklemi nerede kullanabilirim şeklinde faydasını göreceksiniz. Burada I dediğimiz şey akımı gösterir. Amperdir cinsi. Q dediğimiz kulomb'tur. Kulomb cinsinden yük miktarını. T de zaman cinsinden, yani saniye cinsinden zamandır. Şimdi devam edelim. Şimdi ideal devre elemanı diye bir kavramımız var. Bu nedir? Bunu açıklamaya çalışalım. Şimdi ideal devre elemanı fiziksel sistemleri kağıt üstünde modelleyebilmemiz için kullandığımız, ürettiğimiz bir terim. Esasen bu ideal devre elemanlarının 3 tane kuralı var. Yani tanımlayan yapısı var diye düşünebiliriz. Birincisi, bu ideal devre elemanlarının sadece 2 terminali vardır. Ve diğer bir devre elemanlarından bu terminaller vasıtasıyla birbirlerine bağlanır. İkinci maddemiz matematiksel olarak akım ve gerilim cinsinden açıklanır. Ki elektrik elektronik mühendisliği biz çoğu şeyi akım ve gerilim cinsinden açıklamaya çalışacağız. Diğeri diğer elemanlara bölünmez. Yani aynı tek bir siz temel devre elemanı birkaç parçaya bölemezsiniz. Bunları temel devre elemanlarını birleştirerek birkaç parçaya birleştirerek başka bir şeyler ortaya çıkartabilirsiniz. Ama bu tek başına iki parçaya ayrılmaz. Öyle düşünüyoruz. Burada da bir temel devre elemanımız var. Bu temel devre elemanı ne? Bir kutu olarak düşünün. Kutunun iki tane girişi var. Yani bir giriş bir çıkış olarak da düşünebiliriz. Bir yerden akım giriyor, bir yerden çıkıyor. Akımın giriş yönüne göre de voltumuz belli. Bir gerilim oluşuyor içeride vesaire diye. Böyle bir şey düşünüyoruz. Ama unutmayın, pratikteki fiziksel sistemleri tam olarak karşılamasa da bizim fiziksel sistemleri modelleyebilmemiz için kullandığımız, varsaydığımız şeyler. Arment istersen bir... sende de mi öyle? Tamam, ben bir çıkıp geri gireyim o zaman. Siz de yenileyin istiyorsanız arkadaşlar sayfanıza. Şu an nasıl arkadaşlar sesimiz? Tamam, inşallah iyi bu şekilde devam eder. Tamam, bu şekilde devam edelim. Şimdi neyi biz hesapladık burada? İdeal bir temel devre elemanını belirledik. Devre analizimizde de devre analizi modelleri oluştururken de ideal temel devre elemanlarını bir araya getirerek belli bir blok diyagram oluşturuyoruz. Yani belli bir blok oluşturduğumuzu düşünelim. Yapboz gibi düşünelim, Lego gibi.
Siz her bir parçayı alıp ilgili yerlere yerleştirdiğiniz zaman temel bir devre analizi elde ediyorsunuz. Elde ediyorsunuz. Devre modeli. Bu devre modelini çözmek için de devre analizi tekniklerini kullanarak devremizi çözmeye çalışıyoruz. Başlıyoruz. Şimdi bu az önce gösterdiğimiz blok diyagramımız. Bakalım ilerleyince nereye gidiyor bu. Tamam. Bu şekilde gösterdiğimiz ideal temel devre elemanı kutunun terminaller arasındaki oluşan gerilime biz V ismini veriyoruz. Devre elemanındaki akan akıma da I olarak isimlendiriyoruz. Gerilimin kutupluk referansı artı veya eksi işaretiyle yani V dediğimiz şeyi artı ve eksileri yerleştirerek belirtiyoruz. Akımı da referans okla gösteriyoruz. Orada I'nin altında ok var fark ederseniz akımın nereden nereye doğru aktığını gösterir. Voltaj kaynağı ise bir pil gibi düşünün. Pilin artısı eksisi vardır. Burada da V dediğimiz yerde de bir artı ve eksi yani iki tane noktada birisi artı birisi eksi olacaktır. Bu şekilde ifade ederiz. Peki bunun elde ediliş şekilleri ve yorumlanması var. Nereye artı nereye eksi diyeceğiz ona bakalım. Ya da öncelikle var olan bir sistemimiz var. Üstteki sistem 1.5'teki sistem. 1 ve 2 numaralı kutupluk noktalarımız var. Bu noktalardaki V ve I'nin şu andaki haliyle nasıl adlandırıyoruz, nasıl okuyoruz buna bakalım. Şimdi birinci durum için V'nin pozitif değer aldığını düşünelim. Yani artı eksi şu andaki bağlandığı şeklinde. Diyor ki bunun ifadesi V terminal 1'den terminal 2'ye gerilim düşüşü. Gerilim düşüşü kelimesini çok kullanacağız. Burada dikkatli olalım. Gerilim düşüşü. Terminal 1'den terminal 2'ye doğru gerilim düşüşü varsa şu anda gösterdiğimiz artı eksi şeklinde kullanılır. Veya bunun tam tersi yine aynı artı eksi kalacak şekilde biz ifade etmek istersek terminal 2'den terminal 1'e gerilim artışı diyoruz. Yani terminal 2'den terminal artıya diye düşünürseniz burada şu anda 1 numaralı bacakta ne var? Artı var. 2 numaralı bacakta eksi var. 1 artı da 2 eksi de terminal 2'den terminal 1'e gerilim artışı. Yani aşağısı eksiydi, eksiden yukarıya artıya doğru çıktığımız için terminal 2'den terminal 1'e doğru bir gerilim artışı vardır demektir. Burada bu nokta önemli. Yani V'yi nasıl ifade ediyoruz? Terminal 1'den terminal 2'ye gerilim düşüşü, gerilimin düştüğünü düşünelim artıdan eksiye. Başka bir ifadeyle terminal 2'den terminal 1'e gerilim artışı. Eksiden de artıya doğru arttığı için bu bizim için pozitif olduğunu gösteriyor. Peki tam tersi olsaydı artı ile eksinin yerini değiştirmiş olsaydınız. 1'de artı, pardon 1'de eksi, 2'de artı olmuş olsaydı bu sefer bunu negatif şekilde ifade edecektik ki burada da ne demişiz? Terminal 1'den terminal 2'ye gerilim artışı. Yani artıyı aşağıda olmuş olduğunu düşünelim. Ya da terminal 2'den terminal 1'e gerilim düşüşü. Şu andaki pozitif halin tam tersini düşünürsek bu şekilde ifade ediyoruz. Peki akım için düşünelim. Akım şu andaki okla gösterildiği şekilde nasıl ifade edilir? Terminal 1'den terminal 2'de pozitif yük akışı. Bu şekilde ise terminal 1'den terminal 2'ye pozitif yük akışı diyoruz. Çünkü akım 1'den girip 2'ye doğru gidiyor dikkat edersek. Başka bir ifadeyle terminal 2'den terminal 1'e negatif yük akışı. Yani bir yerde pozitif yük akışı varsa negatif yük akışı derseniz de aynı şey denk geliyor. Peki bu okun yönü değiştirmiş olsaydık terminal 2'den terminal 1'e pozitif yük akışı olurdu. Okun yönünü değiştirirseniz 2'den girip 1'den çıksaydı bu sefer terminal 2'den terminal 1'e yük akışı gelecekti. Bunun negatif olduğunu düşünürsek yani farklı bir ifadeyle ifade edersek terminal 1'den terminal 2'ye negatif yük akışı olarak ifade ediyoruz. Sol tarafta pozitif değer yazan kısım şu anda V'nin ve I'nin okla gösterilen ve artısının eksisinin olduğu yere göre yazılmış doküman. Eğer siz bu okun yönünü ters çevirirseniz, artının eksinin yerini değiştirirseniz sağ tarafta negatif değer dediğimiz tablo tekrar ortaya çıkıyor. Bu şekilde de ifade edebiliyoruz biz bunları. Bu artının eksinin yerleştirilmesi ve yerleştikten sonra isimlerinin yazılması bizim için önemli. Elektrik elektronik mühendisliği olarak önemli bizim için. Şimdi devam edelim. Bu bölümümüzün diğer hedeflerinden bir tanesi gerilim ve akımın tanımını bilmek ve kullanabilmekti. Şimdi birinci kısımdaki sorumuzla devam edelim. Şekil 1.15'teki aşağıda gösterilmiş.
elemanın terminalleri arasındaki gerilim zamana bağlı olarak değişiyor. Bu zamana bağlı olarak değişim nasıl ifade edilmiş? Birincisi T sıfırdan küçük anındayken, yani akım akmıyorken, T sıfırdan büyük ana geçtiği zaman da akan akım 20 çarpı E üzeri eksi 5000 T'ymiş. Elemanın üst terminalinden giren toplam yükü mikro kolomb cinsinden hesaplayınız demiş. Cevap da 4000 mikro kolombmuş. Şimdi bunun çözümüne bakacağız. Diğer bir sorumuzda yine aynı terminalimiz var. Üst terminaline giren yükün ifadesi, bu sefer yük verilmiş kolomb cinsinden. Demiş ki buradaki parametre alfa 0.03679 saniye üzeri eksi 1 ise terminale giren maksimum akım değerini bulunuz demiş. İkisini de ayrı ayrı çözmeye çalışalım. Şimdi bu soruyla başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuzun cevabı Q'nun birimi neydi? Nasıl ifade ediyorduk? Esasen akımı. I eşittir dq bölü dt'ydi. Şurada yukarıda bakın fark ederseniz burada yazılmış. Bizde soruda ne verilmiş? I verilmiş. Q isteniyor. dq'yu biz yalnız bırakırsak ne olur? dq eşittir. Aşağıdaki kısmı için bakalım. I dt olur. D'leri kaldırabilmek için, yani d dediğimiz zamana göre değişimini almak demek. D'yi kaldırabilmek için integral alırız. Sol tarafta dq, yani integral dq olursa integral ile d birbirini götürür. Burada sadece yük kalır. Yükün zamana göre fonksiyonu kalmış olur. Sağ tarafta da integral olur. Biz bunu da sıfırdan t'ye doğru alıyoruz. Niye? Sıfırdan başlamış akan akım. Devam ediyor. İntegral almadan bu soruda yapamazsınız. O yüzden integral önemli. Sesim geldi mi? Kamera gitti gene de. Tamam. Bu soruda integral olmadan yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi integral aldık. İntegral nasıl alınır peki? Yerine yazıyoruz. Neydi burada formülümüz? Q toplam dedik. Sıfırdan T'ye kadar. T nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. Çünkü soruda bize verilmemiş nereye kadar gittiği. I'nin denklemi neymiş? 20 çarpı E üzeri eksi 5000 T. Bu da dt diyebiliriz. Ya da t yerine burada x dx demiş. Şimdi burada da e üzeri x'li bir devrenin ya da ifadenin integrali nasıl alınır? Bunu integral formüllerinden öğreneceksiniz. E üzeri x'in formülü de burada hemen ben formül kağıdını yazmıştım. Bir bakayım hemen bir söyleyeyim size. Burada var mı? Yok. Yani bu formüller hatırlanmayabilir. Hatırlayabilmek adına bir tane integrallerle alakalı ya da türevlerle alakalı bir formül kağıdı çıkartırsanız kendinize faydası olur, işinize yarar. Ben öyle yapıyorum. Yani her şeyi ezberlemeniz mümkün değil. Ezberlemenizi de beklemiyorum. E üzeri ax dx diye düşünürsek bunun formülü 1 bölü a, yani o eksi 5000 katsayısı vardı ya oradaki. Onun formülüymüş. Daha sonra da 1 bölü a e üzeri ax. Burada a dediğimiz katsayımız da eksi 5000. Bunun integralini aldığımız zaman 1 bölü şu eksi 5000, o 1 bölü e'nin üstündeki katsayıya karşılık geliyor. Sıfırdan da sonsuza dediğimiz zaman başlangıçtaki 20 bölü eksi 5000 bizim için sabit bir sayı. Onun parantezini aldık. E üzeri eksi sonsuz eksi e üzeri 0. E üzeri eksi sonsuz 0'a gidiyor. Aşağıda gördüğümüz gibi. E üzeri 0'da 1. Bakarsak eksi 1 oldu burası. Dışarıda da eksi vardı. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Neye karşılık geldi? 0.004 kolomb. Peki bu çok böyle sayı olmuş. Daha biz bunu okunabilir, açıklanabilir bir şekilde çevirirsek. Mikroya çevirelim. O zaman mikroya çevirmek için kaçla çarpıyorduk? 10 üzeri 6. 10 üzeri 6 ile çarptığımız zaman da 4000 mikro kolomb yapıyor. Burada önemli olan püf nokta neydi? İntegrali biliyoruz zaten. Bir önceki sorudan gördük akımda. E üzeri x'in integralini alabilmek. O yüzden matematikteki integral, türev vesaire sizin için önemli arkadaşlar. Ders dinlerken bu gözle dinleyin. Bunları kullanacaksınız çünkü. Burada anlamadığınız bir yer var mı?
Ona göre devam edelim. Yoksa diğer soruya geçeceğim. Herhalde yok. Devam. Şimdi ikinci sorumuz neymiş? Öncelikle ikinci soruya odaklanalım. Bu sefer yükü vermiş bize. Alfası belli. Terminalden geçen maksimum akım isteniyor. Cevap da 10 amper olarak tespit edilmiş. Şimdi Q'yu biliyoruz. Devam edelim bakalım neler yapabiliriz. Şimdi I neydi? I dQ bölü dt idi. Biz bu sefer Q'yu biliyoruz. Ne istiyoruz? Akımı istiyoruz. O zaman burada biz bir integral alırsak yine. dQ bölü dt pardon türev alırsak. Bir şeyler gerçekleştirebiliriz. Aşağıda bak ne gördük? I eşittir dQ bölü dt. Demek ki Q'nun T'ye göre ben türevini alabilirsem akımı direkt bulabilirim. Burada Q bulduğumuz denklem yerine bakın şurada köşeli parantezle ifade edilen yere soruda bize verilen yükün kulomb cinsindeki değeri yazılıyor. Bunu buraya yazdık. Sonra bu ifadenin T'ye göre türevini alacağız. T'ye göre türevini aldığımız zaman 3 tane farklı bir birim gelir. Birincisi sabit sayı. Bunun türevini alıyoruz. Daha sonra ortadaki parantezde olan ifadenin türevi var. Daha sonra da e üzeri ax t'nin türevi var. Yani ilk kısımda tek bir sabit sayı var. Bunun türevi diye düşünebilirsiniz. Bunun türevi nedir? Sıfır. Sabit bir sayının. Çünkü biz t'ye göre türev alıyoruz. Alfa var burada. T'li bir ifade yok. O zaman sıfırdır türevi. İkinci ifademiz ise içerisi t bölü alfa. 1 bölü alfa kare. E üzeri eksi at. Bunu şöyle yapabiliriz. İçeriye dağıttık. Aşağıdaki iki tane ifadeyi elde edebiliriz. Birisi t bölü alfa çarpı e üzeri eksi alfa t. Birinci ifademiz bu. İkincisi ise d bölü dt gene 1 bölü alfa kare çarpı e üzeri eksi alfa t. Burada da nasıl yapabiliriz? Şu ikinci kısım çarpmanın türevi. Çünkü t çarpı e üzeri at var. Bu da belli bir integral türev formülü. Bu da formül kağıdından bakılarak yazılabilir ki bunun formülüne baktığınız zaman şu aşağıdaki formülün çıktısı veriliyor size. Yani çarpmanın türevi. Birincinin türevi nedir? T bölü alfanın 1 bölü alfadır. T'nin giderse. Çarpı ikinci ifademiz. E üzeri ax. Yani iki kısma ayırıyoruz bunu. İkinci ifadede ise birincinin olduğu gibi yazıyoruz. T bölü alfa çarpı ikincinin türevi. Yani e üzeri eksi at'nin türevi. O da eksi a çarpı yapıyor. Kendisini yazıyoruz zaten tekrar ifadeye. İkinci kısmın türevini bu şekilde halletmiş olduk. Son kısmın türevi nedir? 1 bölü alfa kare. Ekran gitti, paylaşıyorum tekrar. Ekrana paylaştım, geldi mi arkadaşlar tekrar? Tamam, teşekkürler Zübeyir. İkincinin türevini de aldık burada aşağıda. Nedir? 1 bölü alfa kare. E üzeri alfa t. Bunun da yine t'ye göre türev aldığımız zaman şuradaki ifadeyi elde ediyoruz. Bu türev alma formüllerini öğrenin. Devre analizinde size türev almak öğretilmez. Direkt çözülür geçilir hocalar. Siz bunu matematikte zaten bir altyapı oluşturmanız gerekir kendinize. O yüzden ya biz devre analizine geldik anlamıyoruz demeyin. Burada anlamadığınız şey integraldir, türevdir. Devre analizi değil. Yani neyi anlamadığınızı anlamaya çalışın. Ona göre eksiklerinizi gidermeye çalışın. Yani buradaki anlamadığınız konu amper akım mı yoksa integral mi? İntegrali anlayamıyorsanız farklı bir sıkıntı vardır. Buradaki ifademizi de yazdık. Aşağıda ifadelere sadeleştirme yaptığımız zaman işte t çarpı e üzeri eksi at'li bir ifade elde etmiş oluyoruz. Bu neye karşılık geldi bize? Akıma. Alfanın değeri zaten belli. Alfayı bize vermişlerdi. İfademiz bu oldu. Peki biz bir değerin şeyin maksimum değerini nasıl hesaplarız? Yani şöyle diyelim. İ'nin formülasyonunu bulduk. İ'nin formülü neymiş? T çarpı E üzeri eksi alfa T. Peki bu değeri maksimum yani bu ifade İ'ye karşılık gelen ifade yani akıma karşılık. Akımı maksimum yapan T değeri yani zaman değeri nedir? Nasıl buluruz? Birinci dereceden türevini alıp sıfıra eşit dediğimiz zaman çok güzel Ali. Türevini sıfıra eşit dediğimiz zaman bize T değerini verir. Biz şimdi türevini alıp sıfıra eşit diyeceğiz. Bulduğumuz t değeri bizim için akımı maksimum yapan zaman değeridir demektir. Burada bunun türevini alıyoruz t'ye göre.
Yine bir E üzeri işte AT'li bir ifade. Birincinin türevi çarpı ikinci. İşte sonra ikinci çarpı birincinin türevi şeklinde ifade ettiğimiz zaman, bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman neye karşılık geldi burada? Bakıyoruz. 1 eksi AT eşittir sıfıra karşılık geliyor. Şu yan taraftaki eleman sıfıra giderse. Buradan da T'miz 1 bölü alfaya karşılık gelir. Zaten alfanın değeri soruda bize verilmişti. Peki biz akım için nasıl yapıyoruz şimdi? Akımın maksimum yapan T değerini bulduk. Formülasyonu da yerine yazacağız. Formülümüz neydi? T çarpı E üzeri eksi AT idi. Şurasıydı. Bunun yerine T gördüğümüz yere 1 bölü alfa yazacağız. Aşağıda yazdık. T gördüğümüz yere 1 bölü alfa çarpı E üzeri eksi alfa. T var bir de yanında. O zaman ne olur? 1 bölü alfa yazınca alfa bölü alfa kaldı. O zaman ifademiz neye dönüşür? 1 bölü alfa çarpı E üzeri eksi 1. Buradan alfa yerine de soruda verilen işte o 0.300 küsürlü değer yazdığımız zaman da sayısal değer olarak değer çıkartabiliriz. Pardon. Alfanın değeri 0.3679'du. Formülasyonda bunu da yerine yazdığımız zaman yaklaşık olarak 10 amper diye elde etmiş oluruz. Demek ki bir şeyin maksimum değerini bir formülü maksimum elde etmek için o fonksiyonun türevini alıp sıfıra eşitlediğimiz zaman bize o değeri, fonksiyonu maksimum yapan değeri verir. Demek ki sistemimiz yaklaşık 1 bölü 13'te 27 saniyeye karşılık gelen bir değerde sistem maksimum akım geçiriyormuş. Zamana bağlı olarak akımı değişiyormuş sistemimizin. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Burada anlamadığımız bir yer var mı arkadaşlar? Bu soruda anlamadığımız bir yerimiz. Anlamadığınız yeri de bir de kontrol etmeye çalışın. Türevi mi anlamadınız, integrali mi, yoksa gerçekten akımla gerilimle alakasındaki bağlantıyı mı anlayamadınız? Eksik olduğunuzu düşündüğünüz yerleri takviye etmek için farklı şekillerde beslemeye çalışın kendinizi. Yani biz de ders anlatırken bazı integral türevde formüllerini hatırlayamıyoruz. Ama eğer burada hatırlayamadığımız şey akımla alakalı bir şeyse, o tarafta kendimize tekrar takviye etmeye çalışıyoruz. Ama türevle integral formüllerini hatırlayamıyorsak formül kağıdını çıkartıp onları elimizde pratik yapıyoruz. Pratik yapmak burada çok önemli. Bakın burada kağıtlar, ben size çıktısını gösterdim burada ama ben bunları daha önce elle de çözdüm. Bunları tekrar tarattırmadım. Yani 4-5 sayfa bunlar için çözüm yaptım. Nasıl çözdüğümü bir anlayayım, ben de hatırlayayım tekrar diye. Direkt İngilizce cevapları copy paste yapıp geçmeyelim diye. Anlamaya çalıştım. Bayağı da bir not çıkarttım. Ancak bu şekilde ben de pekiştirebiliyorum. Ki burada daha o E üzeri T'lerin bir sürü denklemlerin formülasyonları var. Gördüğünüz gibi. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Bu soruları muhakkak kağıtla çözün. Yani bilgisayar, teknoloji, altyapılar bizim için çok faydalı oluyor. İşlerimizi kolaylaştırıyor. Ancak bunu pratiğe dönüştürebilmek için, el pratiğimizi arttırabilmek için muhakkak kağıt üstünde çözmekte fayda var. Kağıt üstünde çözmediğimiz zaman olmuyor. İntegral nasıl öğrenirsin? Lisansta integral ders almış mıydınız? Ya da en güzeli, şu anda mühendislik matematiği diye ders göreceksiniz. Matematik dersi. Matematik dersine deli gibi abanın. Yani matematik sizin için temel. Bu dersi kolaylaştırabilmek için matematik dersinde tabii dersi bekleyin. Derste öğrenmeye çalışın. İntegral normalde lisansta, lisede bir kere görmüş olmanız gerekiyor. Mat 1'de öğretecek. Mat 1 birinci dönem yok mu? Hemen bakalım bir. EBS sağ ol. Allah Allah. Bu dönem matematik dersi olması lazım ya. Biz sen sonra görmedik lisede. Tüh, olmamış ya. Ya ben lisedeyken şey öğrendim. Matematiği. Özellikle integral türev. Yani üniversite 1. sınıfta matematik 1 dersi varmış arkadaşlar. 1. dönem işte. Bu dönem ne görüyorsunuz? İntegral mat 2'de. Bu dönem türev göreceksiniz. Tamam, türevi öğrenin. Her şey zamanında güzel. Siz türevi bu dönem çok iyi öğrenin. İntegralde bir sonraki dönem bakarsınız. Ama muhakkak çok zaman ayırın, öğrenmeye çalışın. Çünkü bunlar sizin için hayata öneme sahip şeyler. Hani matematik, ya işte bu matematiktir deyip geçmeyin. Matematik mühendisliğin temelidir. Bakayım, bir konular paylaşılmış mı burada da. Limit kavramı varmış bu sene. Trigonometri varmış. Fonksiyonlar varmış. Türev var. İntegral yok, evet. Ya integralde türevin tam tersi. İstiyorsanız, bakmak istiyorsanız bir yerlerden sana dersler vesaire var. Onlardan bir bakıp da bir şeyler yapabilirsiniz istiyorsanız. Yani evet, öyle bir şey yapabilirsiniz. Öğrenmek istiyorsanız. Dersin ilerleyişine göre bakın.
Çünkü bizde şu anda integral var. Biz de liseden geldiğinizde belirli seviyede bir integral türevi alabildiğinizi düşünüyoruz. Derslerde de sınavlarda da formülasyonlar da verilir ya da notlar açık olur. İstediğiniz gibi formüllere bakarsınız. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz biz genellikle. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ama matematiğe çok iyi vakit ayırın ve elle kağıtta çözün. Ben lisedeyken hocamız çok güzel anlatmıştı bize sağ olsun. Lise son sınıfta türev, integral falan hepsini bitirmiştik. Okula geldiğimde ben sadece tekrar ettim üniversitedeyken. Yani üniversitede çok daha detaylı gösterdiler ama temel olduğu için çok daha rahat ilerledim. Yani matematik 90-95 falan öyle geçiyordum ben. Türev integralle. Bir de hesap makinesi de bunun için önemli. Daha önce de anlatmıştım size. Hesap makinesinde bazı fonksiyonları size bazı işlerde kolaylık sağlıyor. İlerletiyor sizin işlerinizi. O yüzden iyi bir makine ve iyi bir pratikle birlikte işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Evet, zamanımız doldu. Benim anlatacaklarım bugünküler bu kadar. Sizin var mı sormak istedikleriniz? Varsa alabilirim. Yoksa bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Herhalde var mı soru? Yok, soru yok. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.